İyi akşamlar. Artık dikili günleri bitti. Kendi evimize geri döndük. Buradan yola devam. Birkaç gün önce ya da bir hafta 10 gün kadar önce bir video kaydı yapmıştım ve yayınlamıştım. Fakat arkadan gelen bazı söylemler nedeniyle sildim. Tekrar onu çekmekten tabii ki vazgeçmiş değilim. Kimin ne dediği çok umurumda değil. Sadece birilerinin canını daha az yakalım. Ona göre şey yapalım. Şimdi bugünkü konumuz olumlu davranışsal destek. Olumlu davranışsal destek neden benim anlatım konum bu gece onu söyleyeyim. Çok basit nedenden dolayı alanda çok fazla tahrifata uğrayan konulardan bir tanesi ve benim çok uzun süredir üzerinde çalıştığım bir konu olarak canımı yakan bir konu. O nedenle insanların bu kadar yani özünden uzaklaştırarak anlatıyor olmalarından ben rahatsızlık duyuyorum. Kısaca hemen özetlemeye çalışayım. Şimdi 2000'li yılların başında piramit modeller diye bir yaklaşım kurgulanmıştır. Piramit modeller basitçe bir üçgen şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir şey değil. Böyle bir şey. Bu üçgen içerisinde insanlar piramit modellerde destek kavramını merkeze oturtarak engeli olan veya olmayan, riskte olan çocuklarla bağlantılı neler yapabiliriz üzerine odaklanmışlardır. Ve bunun sonucunda gelişen yaklaşımlardan bir tanesi de olumlu davranışsal destektir. Geçen gece bir video izliyorum. Daha doğrusu canlı yayın izliyorum. O Türk hoca şey dedi. Bizim İngilizce'de dediğimiz gibi diyerek İngilizce bir telaffuzda bulundu. Ya dedim senin ana dilin ne zaman İngilizce oldu da bizim İngilizce'de dediğimiz gibi oldun. Her neyse İngilizce'de positive behavioral support denilen ya da daha sonra bunu okul çapında diye genişlettikleri school wide positive behavioral support konusu üzerine hızlıca bir söylemde bulunacağım. O da şu, olumlu davranış desteği kısaca özetlemek gerekirse bir davranışsal davranış yönetme şekli değildir. Sınıf yönetimi değildir. Bir olumlu pekiştireçler silsilesi ya da zinciri kurarak bir şeyleri düzeltme yolu değildir. Sınıf içerisindeki istenmeyen davranışların ya da problemlerin ortadan kaldırılması için kurgulanmış bir şey değildir. Olumlu davranış desteği dediğimiz şey ya da olumlu davranışsal destek dediğimiz şey aslında bir sistemdir. Ve bu sistem içerisinde sistem birkaç parçadan oluşur. Bunun en önemli özelliği bir sistemler bütünü olmasıdır. İki, veri temelli olmalısıdır. 3. Etkili uygulamalar gerçekleştirilmesidir. Ve bunlardan yola çıkarak çıktılar ortaya konulmasıdır. Ve bunun sonunda sosyal yeterlik, akademik başarı gibi, karar verme mekanizmasını destekleme gibi, öğrenci davranışlarını destekleme gibi, personel davranışlarını destekleme gibi konularda okul kültürünün değişmesini sağlayan bir anlayıştır, bir yapıdır. En büyük özelliği okullarda kültürel ya da sınıf içerisinde kültürel değişikliğin sağlanmasıdır. Bunun için de yaptığınız şey veri toplamaktır. Etkili uygulamaları tespit etmek, devam etmektir ve sistemler kurgulamaktadır. Bunun içerisinde çocukların davranışlarını düzenlersiniz, akademik başarılarını düzenlersiniz, sosyal yeterliklerini düzenlersiniz, efendim ceza alma oranlarını düşürürsünüz, uygun davranışlarını arttırırsınız, her türlü şeyi yaparsınız. Personelinize geri dönüş sağlarsınız, onunla ilgili olarak bilgilendirme yaparsınız ya da gelişimlerine destek olursunuz. Ebeveynlerle belli bir platformda orayı geliştirmek için bir kurgulama yaparsınız ve bu model, bu piramit modeli 3 katmanlı bir piramitten, üçgenden oluşur. Ama burada yanılan ve sık sık hata yapılan nokta birinci aşamanın %100 için olduğunun unutulmasıdır. Şimdi bir üçgen çizdiğinizde oradaki %100'ün tamamı için uygulama yapıldığı evrensel aşama olan birinci aşamanın sadece %85'e hitap ettiği gibi yanlış bir kurgu üzerinden anlatılır sıklıkla. İkinci aşama evrensel olarak yardım edilip de fayda sağlanamayan çocukların fayda sağlayabilmesi için onlara kendi özellikleri dahilinde arttırılmış destek verilmesidir. Üçüncü aşama ise daha da üst düzeyde tamamen bireyselleştirilmiş uygulamalarla çocuğa destek verilen, ikinci aşamanın da öğretilmeye devam edildiği, birinci aşamanın da sürekli olarak devrede tutulduğu bir uygulama şeklidir olumlu davranışsal destek. Asla ve asla tek başına bir yöntem değildir. Bir sistemler bütünüdür. O nedenle lütfen dışarıdaki şeyleri dinlerken biraz dikkatli kulak verin.